Selamlar arkadaşlar. Hikayemize yeni video ile devam ediyoruz. Bir sürü umudum vardı şu küçücük dünyada. Mutluluk mesela. Her zaman olmasa da çokça bulunacaktı bağrımda. Mutluluk gibi hüznü de misafir edecektim. Büyük bir hürmetle hayatıma. Zira her şeyin sahibinden gelene boynum büküktü. Ondan gelecekti de bu aciz kul, onun rahmetine ve merhametine muhtaç olan kul isyan mı edecekti? Haddini bilmeden hem de. Bu yüzden derin bir nefes alıp sessizce dinledim odama gelen sesleri. Beynim allak bullak iken yeni bir sınava tabi olacağımın bilincinde. Neler oluyor burada Halim Bey? Ne diyor Ali? Necmiye teyzenin gelen sesiyle sertçe yutkundum. Ali abinin gerçekten böyle bir şey söylemediğini, her zaman olduğu gibi beni korumaya çalıştığını biliyordum. Büyümüş olsak da beni koruyup gözeten Ali abiydi işte o. Bana bir şey oldu mu ilk onu çağırırlardı. O da koşturur gelirdi. Ve yardım ederdi bana. Gene zor duruma düşmüştüm işte. O da gene beni kurtarmaya çalışmıştı. Zira ben beni yük görmeyecek bir adamla evlenmek isterken az kalsın beni hor gören bir adamla evlenmek zorunda kalacaktım. Cevap versene be adam. Geçen ne konuştunuz bilmem. Çocuk bir çıktı evden. Bir gün boyunca eve gelmedi. Ali'ye ne oldu böyle? Az önce söylediklerinde ciddi miydi? Ne oluyor burada? Bir anda çıkıp salona ciddi değildi tabii ki. Yine her zaman olduğu gibi beni korumaya çalışmış. Bu sefer yanlış yolu seçmiş. Bu yüzden de çıkıp gitmişti işte. Demek gelse bile tuttum kendimi ve ıslanan yanaklarımı sildim. Dayanabilirdim. Annemlerinin yüzüne nasıl bakacağımı bilmesem de dayanabilirdim. Neleri atlatmıştım ben. Rabbime sığınarak bunu da atlatabilirdim. Melih geçen Tuna ve Ali'nin yanına gelmiş sohbete. Laf içinde şey demiş Ali'ye. Senin şu ikide bir yanında duran sakat kız yaşıyormuş ya hala. Babam tutturmuş da onu isteyeceğiz diye. Gerçi babam zorlamasa ölürdüm de evlenmezdim o sakat kadınla. Hem bir işe de yaramaz. Ah ne vardı başımı belaya sokacak diyen Melih'in sözünü bitirmesine bile izin vermeden yumruk atmış Ali. Ardından ayırmış Tuna zor da olsa. Bu yüzden asıkmış aslında yüzü. O gün sofrada da kızmasının nedeni bundan. Sonra biliyorsun gittim ben Ali'nin yanına. Ne derdin varsa anlatıyorsun dedim. Baştan bunun kırın etse de ardından anlattı tek tek. Sessizleşen Halim amca ile sertçe yutkundum. Ben de daha önce hiç düşünmediğim bir şey düşündüm. Dedim ki kendi kendime, dünyada iyiler olduğu gibi kötüler de var. Ya onlardan biri denk gelirse güneşime, onu öyle birine emanet etmeliyim ki acaba güneşim iyi mi, bir şeye ihtiyacı oldu da halledildi mi, eşi ona iyi davrandı mı diye düşünmeyeyim. Zira bilirim ki güneş canı ne kadar yanarsa yansın, ne yaşarsa yaşasın, bizi üzmemek için tek kelime etmez. Sonra aklıma Ali geldi. Necmiye ve Yasemin. O ikisinin şimdiye kadar nasıl büyüdüğünü bırakın artık. Zira ikisi de çocuk değil, kocaman insanlar oldu. Halim abi diyen annemin sözleri kesildi. Yasemin, Ali kötü adam değildir bilirsin. Kötü alışkanlıkları da yok elhamdülillah. Güneşe de gözü gibi bakacağına eminim. İkisinin de birbirini çok seveceğini düşünüyorum. Birbirlerinin huylarını da bilirler. Ha dersen senin oğlun 30'unda kocaman adam diye o vakit yapacak bir şey yok. Ali her şey olur güneşin. Böylece gözümüzün önünde olur. Gözümüz arkada kalmaz. Sen Necmiye, sen de oğlunun mürüvvetini görmek istemiyor muydun? Ya Ali ile Güneş bunca yıl böyle yaşamışlarken yeter bu kadarı şimdi de karı koca olarak yaşayın denilir mi hiç? Belliydi yüzünden Ali'nin. Bunu Güneş Melih ile evlenmesin diye söyledi. Şimdi bir camiye sığınmış, söylediklerinin altından nasıl kalkacağını düşünüyordur. Hem ya öyle sevmezlerse birbirlerini, duyduklarımla kocaman açıldı gözlerim. Kesildi nefeslerim. Neler düşünüyorlardı böyle? Bir erkek olarak söylüyorum, ileride bu sözümü de sana hatırlatırım Necmiye. Ali Güneş'i öyle bir sever ki görünce şaşırırsınız. Güneş de sever elbet onun eşi olarak. Siz Güneş'i ikna edin, ben de Ali'yi. Böylece hem içimiz rahat olur, hem de minik serçem bir yandan kızım, bir yandan da gelinim olur. Ne diyorsun? Git oğluna de ki, yarın öyle bir niyetle hiçbir yere gelmesin. Güneş kabul edene kadar böyle bir şey duymak daha istemiyorum. Madem böyle bir şey vardı, Güneş'in annesi değil miyim? Neden gelip bana söylemedi kızıma hakaret edildiğini? Ona göre davranırdım. Ona göre karar verir, kızımın ümit içine girmesine izin vermezdim. Gidip kendi kafasına göre iş yapması hoş oldu mu Halim abi? Benim Güneş'im bu gece ne ümitlerle beklemişti. Göğsümdeki sızı ile sertçe yutkundum. Ya Fettah, ya Fettah duy sesimi. Yardım eyle bana diye fısıldadım. Bu akşam bu kadarı yetsin mi bize? Ali ile konuşalım da sen de Güneş ile konuşmadan evvel otur. İyice bir düşün. Ali'den başka kime emanet edebiliriz ki Güneş'i? Daha fazla ısrar etmek istemiyorum ama sen de kızının gözünün önünde güvenilir bir adamın eşi olsun istemez misin? Bir anda sessizleşen ortam ile daha fazla duymak istemediğim için ezberimde olan bir süre okumaya başladım ağlarken.
Yatağıma doğru ilerledim ve zorlana zorlana yatağa geçtim, üstümü örttüm. Gözlerimi yumup kendimi uykunun kollarına bırakmadan önce okuduğum son ayet büyük bir umut vaat ediyordu kalbime. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Şuara 63. Ardından dökülüverdi ağzından duam. Ey çaresiz peygamberine ve çaresiz kalan ümmetine koca Kızıldeniz'i yaran Rabbim. Senin gücün ve kuvvetine sığınırım. Bana yardım et. Amin. Gözlerim dışarıda körebe oynayan çocuklardayken gülümsedim. Sabahtan beri benimle konuşmaya çalışan annemin az buz ne diyeceğini bildiğimden ve bunları duymaya hazır olmadığımı bildiğimden tek çare kaçıyordum. Arkamdaki koltuklara oturmuş, elindeki yastık kılıfına dantel işleyen annemin arada beni izlediğini ve derin derin nefesler aldığını biliyordum. Hatta arada durup durup daha ne zamana kadar kaçacaksın diye soruyordu. Ben sorusunu cevapsız bırakıp pencereden dışarıya bakmaya devam ettikçe o da susuyor, bir süre sonra tekrar aynı soruyu soruyordu. Ne ben susmaktan yoruluyordum ne de o sormaktan. Anladım, konuşmak istemiyorsun diyen annemi duyunca kestim gülümsemeyi ve derin bir nefes aldım. Tanıyorum seni. Biraz da utanıyorsun ama Melih'in söylediklerini önceden bilemezdin. Göğsüm daraldı. Zira annemin dün bana söyledikleri, beni güvendiği birine emanet etmek istemesi, onlara sanki bu sefer daha çok yük oluyormuşum gibi hissetmem ve annemin benden isteyeceği şey. Ali mevzusuna gelince ne hissettiğini bilmem ama sustu annem. Sanırım söylemek istediği şeyleri ölçüp tartıyordu. Derin bir nefes aldım ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek döndüm arkamı ve ona doğru sürdüm tekerlekli sandalimi. Tam karşısına geçtiğimde baktım gözlerinin içine. Koydu ellerini ellerim üzerine ve kucağıma bırakıp sımsıkı tuttu. Güneşim, annenim ben senin. Senin iyiliğinden başka bir şey istemem, bilirsin. O konuşurken öylece baktım gözlerinin içine ifadesizce. Aklıma annemin bizim için yaşadığı zorluklar, babamın ölümü, kardeşimin çocukluğunu bile doğru düzgün yaşayamadan çalışması ve annemin dinmeyen gözyaşları gelince dolan gözlerime engel olamadım. Yanaklarımın ıslanmasına da elbette. Sen benim ilk göz ağrım, tek kız çocuğumsun. Koydu ellerini yanaklarıma ve baktı buram buram sevgi kokan gözleriyle gözlerimin içine. Başkalarını bilmem ama benim senin mutluluğundan başka bir isteğim olamaz. Tüm duamsın sen benim. Rabbim diyorum defalarca kez. Ne olur benim kızımın başına iyi bir adam çıksın. Kızıma senin emanetin olarak baksın diye. Dün akşam Melih'in söylediğini duyar duymaz sanki kaynar sular döküldü başımdan aşağı. Dün Ali neden öyle söyledi? Bunu söylerken ciddi miydi bilmiyordum. Gene seni korumak için söyledi. Bu yüzden de bu bahaneyle kovdu onu sandım. Yutkundu ve tekrar tuttu sıkıca ellerimi gözlerimin içine bakmaya devam ederken. Gözlerimden aşağı akan gözyaşlarıma engel olamadan dinliyordum söylediklerini. Ama öyle değilmiş. Halim amca konuşmuş onunla ve ciddi olduğunu söylemiş. Geceden beri uyumadan bunu düşündüm. Sen tüm gün benden kaçarken ben bunu düşündüm. Seni Ali'den başka kime emanet edebilirim ki? Çöktü omuzlarım ve ağlamakla oldu yüzüm. Anne dedim yalvararak. Onun tüm bunları beni korumak, benim hayatım için yaptığını bile bile nasıl söylersin bunu bana? Ali abi sevmek isterken, sevdiği kadınla evlenmek isterken, beni kardeşi yerine koyarken ne söylediğiniz ona da kabul etti böyle bir şey. Vicdanına oynadınız değil mi? Anne göz göre göre onun hayatını nasıl karartabilirim? O benim hayatım için bunları yaparken, tüm hayallerinden vazgeçerken benden bunu nasıl istersin? Dayanamayıp hıçkıra hıçkıra ağladım. Dün geceden beri bunları düşünüyor. Bunları düşündükçe hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum ama ağlayamıyordum. Sahi daha düne kadar Ali benim abim iken neler oluyordu böyle? Ne söylemişler de böyle bir şey ikna etmişlerdi onu? Koca adama zorla yaptırmış olamazlar ya. Hem Ali'den daha iyisini nereden bulacağız? Tanıdığımız, bildiğimiz Ali diye devam edeceği sıra girdim araya. Ama o benim abim gibi. O kadar çaresizce söylemiştim ki bir anda düştü annemin gözleri ellerimizden. O senin abin değil Güneş. Deli gibi ağlamak, Allah'ım bana yardım et demek istiyordum. Anne sen değil miydin her şeyde Ali abin diyen, Ali abine ver, Ali abinden iste diyen, şimdi nasıl söyleyebiliyorsun bunu bana? Sizler değil miydiniz böyle büyüten, şimdi nasıl çıkıp karşıma siz kardeş değilsiniz diyebiliyorsunuz? Tuttum annemin yanaklarından, baktım gözlerinin içine. Her şeyi bıraktım, her şeyi ama onu sakat bir kadına mecbur etme lütfen. Bir anda işittiğim kapının açılma sesiyle anladım anının geldiğini. Bu yüzden de derin bir nefes alıp sildim gözyaşlarımı hızla. Kendimi toparlamaya çalıştım. Sonunda yorgun argın yanımıza gelen ve selam veren anıla karşılık verdik. Yüzüme uzun uzun bakmasıyla çattım kaşlarımı ve çevirdim gözlerimi yere. Ağladın mı sen diye sordu anıl annemin yanına oturur oturmaz. Melih denen o adamı diye sordu ardından.
Bir müddet cevap vermemi beklese de vermeyeceğimi anlayınca anneme döndü. Annem ne cevap verdi bilmem. Ali abim yoksa diye sordu. Bak Anıl, olay düşündüğün gibi değil diyen annemin sözünü böldü Anıl. Ben neler olduğunu başından beri biliyorum ki. Hepimiz şaşkınca bakınca ona güldü. Tamam tamam durun anlatıyorum. Şimdi ben Halim amcayı ziyarete tamirhaneye gittim. Baktım kapıda kapalı yazıyor. Umursamadan girdim içeri. Baktım arka kapıdan ses geliyor. Azıcık dinlemiş olabilirim tabii. Ali abi Melih ile ablamın evlenmesine izin vermeyeceğini söylüyordu. O anda Halim amcamın sana o zaman sen evlen dedim ya demesiyle şaşırdım kaldım. O gün dinlediğim her şeyi anlatamam ama ben hayatım boyunca Halim amcayı bu kadar kararlı bir ses tonuyla konuşurken görmedim. Ali abi o benim kardeşim sayılır demesiyle bir kükredi Halim amca. Koskoca Ali abi kediye döndü resmen. Sesi kısık çıktı. Bunları anlatırken Gülen kardeşime şaşkınlıkla bakıyor ve dinliyordum. Ali abi neyi saysa öyle cevapları vardı ki bir süre sonra konuşmayı bıraktı Ali abi. Onun susmasıyla ne istediğini söyledi tek tek Halim amca. Ben güneşi sana emanet edeceğim. Ona önce Allah'ın sonra da benim emanetim gibi bakacaksın. Hem yeme beni. Aşık olacağım kısmı da palavra. Öyle olsa kafanı kaldırıp bir kadına bakardın. Baktığın tek evlenebileceğin kadın güneş iken neyin inadı bu dedi. Ali abi sessizce dururken güneşi onu hor görecek bir adamla evlendirmemi istiyorsun. Eyvallah. Ama şunu unutma eğer onunla evlenmezsen bir gün bunun için çok pişman olacaksın diyerek bombayı patlattı. Ardından usulca çekine çekine el alem ne der diye sordu Ali abi. Tabii durur mu? Yapıştırdı cevabı Halim amca dedi gülerek büyük bir gururla. Sanırım onun Halim amca ile olan ilişkilerini hiçbir zaman anlayamayacaktım. El alemin ne diyeceğini ne zamandan beri umursar olduk Ali efendi. Sen değil miydin ben Yasemin'le konuşmazken el alemi umursamamı söyleyen? Şimdi nasıl olur da el alemin ne diyeceğini umursuyorsun? El alem konuşur. Sen Rabbinden sakın sadece. Güneşin sana helal olduğunu düşünürsek bundan yanlış bir şey yok dedi. Öylece kala kaldı Ali abi. Ses çıkmadı bir süre. Ardından içeriye girdi. Yanımdan geçip dışarı çıktı ama beni fark etmedi bile. Ben de duymazlıktan gelip terk ettim orayı. Yani Ali abinin onları söylemesine şaşırmadım. Sadece gaza geldim. Öyle olunca da hevesle kalktım ayağa. Ali abinin yanında durdum dün gece işte. Annemle birlikte şaşkınca dururken Anıl'ın sevinçle gülmesi kaşlarımı çatmamı sağladı. Ve sen gelip bunları bize anlatmadın öyle mi diye sordum sinirle. Ağzını açıp bana açıklama yapmaya çalışan ama yapmayıp susan kardeşim ve düşen yüzüyle sakinleşmek için derin bir nefes aldım. Anlamıyorsunuz diye fısıldadım. Sizler beni bir türlü anlamıyorsunuz. Gözlerimden akan yaşları sildim hızla. Tam ağzımı aralayıp konuşacağım vakit çalan kapıyla durdum öylece. Kim ki bu saatte diye sordu Anıl anneme. Derin bir nefes alıp gözlerimin içine bakan annem Halim abiler gelecekti bugün dedi. İkimiz de kocaman gözlerle baktık anneme. Sen dün gece gelmesin demedin mi? Anıl'ın sorusuyla güldü annem. Ben Ali öyle bir niyetle gelmesin yarın akşam dedim. Önce bir gelsin de dünün hesabını versin bana. Gözlerimi sıkıca yumup tekerlekli sandalyemi odama doğru süreceğim sıra tuttu ellerimden annem. Güneş nereye kadar sürecek bu kaçmaların? Buraya bugün eskiden hangi sebepten ötürü geliyorlar ise o nedenden ötürü geldiler. Bu yüzden onların Halim amcam ve Necmiye teyzen olduğunu, Ali'nin de eskiden beri tanıdığın Ali olduğunu farkına var ve misafire hürmeti unutma. Bizler ümmeti Muhammediz tamam mı? Söylediklerinin haklılığı karşısında sertçe yutkunup kafamı olumlu yönde salladım. Benim ellerinde büyüdüğüm insanlardı onlar. Her daim yanımda olup benim için endişelenen, benim her geldiklerinde neşeyle karşıladığım, bu yüzden de üstüme başıma çeki düzen verdim. Kapıyı açmaya giden Anıl izlerken. Açılan kapıdan ilk giren ve gülerek selam veren Halim amcaya baktım öylece. Ardından içeri giren Necmiye teyze de karşılık verip nedensizce bakmaktan çekindiğim Ali abinin selamını kafamı kaldırmadan aldım. Herkes koltuklara oturunca öylece kaldım gözlerim yerde. Annem mutfağa geçince de arkasından gitti Necmiye teyze yardım etmek için. Nasılsın minik serçem diye soran Halim amca ile kaldırdım kafamı ve baktım baba yarım olan adamın yüzüne. Bilmem dedim omuz silkip en azından umudum var. Bana sevgiyle bakan Halim amca ile gülümsedim ona. Bir süre gözleriyle konuştu benimle. Dile gelmeyecek birçok şeyle. Kırılmadım ki ben sana Halim amca. Bizi izleyen Ali abiye bir kere olsun bakmadan. Zira çok tuhaf hissediyor. Gözlerinin içine bakmak istemiyordum. Kırılma dedi Halim amca gülümserken usulca. Ama sen de herkes gibi beni anlamıyorsun Halim kaptan. Sen de anlamıyorsun beni bir türlü. Sahi Rabbim de olmasa kim anlayacak şu dünyada çaresiz hisseden beni. Konuşmak için ağzını açan Halim amca ile işittim Ali abinin sesini. Sen bizi anlıyor musun peki? Sen de bizi anlamıyor, anlamak istemiyorsun. Tek acı çeken sen misin sanıyorsun?
hepimizin ne hissettiğini biliyor musun? Duyduklarım birer ok gibi saplanırken yüreğime doldu gözlerimiz temsilci. Lakin dökmemek için yaşları yanaklarımdan aşağı savaştım her biriyle kalan son kuvvetimle. Gene de bakmadım ona. Çevirdim gözlerimi yeri. Sustum. Zira tek kelime etmek gelmiyordu içimden. Bu yüzden de sükuneti sardım göğsüme. Ali diyerek uyardı onu Halim amca. Gözlerimi kaldırıp usulca baktım Halim amcaya. Mutfaktan elindeki tepsilerle gelen annemleriyle sertçe yutkunup indirdim gözlerimi ellerime. Çayları dağıtıp her şeyi hazır eder etmez oturdu yanım annem. Önce havadan sudan konuşuldu. Necmiye teyze hatırımı sordu. Tam normal bir konuşma içerisinde geçerken herkes ''Şimdi söyle bakalım Ali Efendi, dünkü derdin neydi?'' diye sordu annem. İşittiğim şeylerle eğdim kafamı daha çok. Anıl ile Halim amca da kesti konuşmalarını. Herkes annem ile Ali abiye odaklandı. ''Özür dilerim'' diyen Ali abi fısıltı gibi çıkan sesini işittim. ''Madem böyle bir şey vardı neden gelip de demedin bana?'' Bir süre sessizlik hüküm sürdü. ''Üzülmenizi istemedim.'' Dün gece olay çıkınca üzülmedim yani. Aslında derdim olay çıkarmak değildi Yasemin teyze. Çıkardın ama benim evimde. Benim misafirimi yaka paça çıkardın. Hak ediyordu ama. Eve gelen misafiri hak ediyor düşüncesiyle yaka paça atmayı kimden öğrendin de bunu ilk defa benim evimde uygulamaya karar verdin. İyi de Yasemin teyze o adam güneşe benim evimden benim misafirimi öyle yaka paça kovamasın Ali efendi. Madem buydu derdin efendi efendi gelirdin yanıma. Söylerdin olanları. Onlar da bu eve adımlarını atmazlardı. Ama sen olay çıkarmayı daha doğru buldun. Yasemin teyze. Ali, bir daha böyle bir şey olduğunda kendi kendine düşünüp karar vermek yerine bana gel ve söyle. Benim kızımın hayatı senin eğlencen değil. Öyle pat diye gelip yapıp söylediklerinin ne anlama geldiğinin farkında mısın? Farkındayım. Ayrıca o konuda hala çok ciddiyim. Duyduklarımla hızla baktım Ali abiye şaşkınlıkla. Ne diyordu yahu bu adam? Kendinde miydi? Düne kadar kardeşim derken şimdi bunları nasıl söyleyebiliyordu? Ne söylemiş? Nasıl kabullendirmişlerdi bunu ona? Nasıl bu kadar ciddiyetle cevap verebiliyordu? Ciddi bir şekilde söyledikleriyle ona bakan tüm gözleri yok sayıp gözlerimin içine baktı. Ben ona şaşkınca bakarken onun bakışları ifadesizdi. Kafamı olumsuz yönde sallama bile çekti gözlerini gözlerimden ve anneme döndü. Oyun mu sanıyorsun tüm bunları diye sordu annem. Hayır derken o kadar ciddiydi ki inanmadım. Ne olmuştu Allah aşkına bu adama? Hayatım boyunca Ali abi ilk defa böyle bu kadar ciddi görüyordum. Ne söylemişler, onu nasıl etkileyip ikna etmişlerdi bilmiyordum. Sessizleşen ortam ile boğazını temizleyip dik oturdu. Ben çok düşündüm ve karar verdim. Bu saatten sonra güneşin benim gözümde bir kadından başka yeri olmayacak. Bu yüzden de ona talibim. Her zaman da talip olacağım. Sizler isteyip de evet demedikçe sizi bu konuda rahatsız edecek değilim. Ve söylediklerimde de ciddiyim. Allah'ım nasıl bir şeydi bu? Ne demekti tüm bunlar? Delirdin mi sen be adam diye sordum dayanamayıp. Gözleri usulca bana döner dönmez doldu gözlerim. Ne oldu sana? Ne dediler de ikna ettiler seni? Mecbur etmeye çalıştılar bana. Ali abisin işte sen. Düştüğümde kaldıran, abilik yapan. Şimdi ne oldu da bu hale geldin sen? Ali abi yapma şunu lütfen. Bunca zaman yeterince korudun beni. Yanımda oldun ama yeter. Her şeyin bir sınırı, bir durağı olmalı. Yalvarırım. Bunu bana da kendine de yapma. Ne kendi hayatını karart ne de beni ömür boyu taşıyacağım bir yüke mecbur et. İkimize de yazık etme. Islanan yanaklarımı umursamadan bakarken gözlerinin içine kendine gelmesini beklerken onun söylediği tek cümle ben senin abin değilim idi. Sinirle güldüm. Delirecektim artık zira. Ali abi dedim hayrette. Gözlerini çekti gözlerimden ve indirdi yere. Herkese baktım tek tek. Benim gibi birinin onun omuzlarına yük etmek isteyen insanlar ile sertçe yutkundum. Ona ne söylediniz? Güneş yavrum şu an iyi değilsin. İstersen şimdilik dinlensen diyen Necmiye teyzeye rağmen bakmaya devam ettim hepsine tek tek. Lakin kimse tek kelime etmedi. Hani Ali abimdin sen benim? Hani kardeşimdin? Hani anlardın beni? Diye sormam üzerine sinirle baktı bir anda gözlerime. Asıl sen Güneş dedi bastıra bastıra. Beni anlamıyorsun. Her şey bir sana mı zor sanıyorsun? Hem yalan mı? Anamız mı bir, babamız mı bir? Koca insanlar olduk artık. Sert yutkunup sordum sorumu. Gerçekten benimle evlenmek mi istiyorsun? Konuşmasını bile beklemeden devam ettim. Hani aşık olacaktın sen? Hani özleyecek, bekleyecek, ardından da kavuşacaktın? Hani hayallerin vardı senin? Tüm bunları yıkıp ömrün boyunca bakıcılık mı yapacaksın bana? Derdin bu mu? Sinirlendi. Çakmak çakmak oldu gözleri. Kendine gel be kadın. Niye bakıcılık yapayım ben sana? Çocuk musun sen? Hem evleneceğim seninle dedim.
Herkes severek mi evleniyor sanki? Ayrıca ne hayalmiş bu da mübarek? Benden çok senin derdin oluyor. Söyledikleriyle çattım kaşlarımı. Anladım dedim sinirle sallarken kafamı olumlu yönde. Sen kendine değilsin. Güldü sinirle ve çatıldı onun da kaşlar ardından. Asıl iyi olmayan sensin. Git yat, uyu da kendine gel azıcık. İkimiz de birbirimize sinirle bakarken anının söyledikleriyle öylece kala kaldım. Evet efendim, daha evlenmeden ilk çift kavgalarını da yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yanda birbirleriyle gülerek konuşan Anıl ve Halim amca, bir yandan fısır fısır konuşup ben ve Ali abiye bakan annemler, bir yandan da kafasını yerden kaldırmayan ben ve Ali abi. Sahi ne olmuştu şu birkaç günde? Nasıl böyle bir işe bulaşmıştık ki? Şu an bakmaktan, konuşmaktan çekindiğim adam Ali abi miydi gerçekten? Sözleri tek tek dolanırken beynimin ücra köşelerinde sinirlenmemek için zar zor tutuyordum kendimi. Sahi ne olmuştu ona? Nasıl sarf edebiliyordu o cümleleri? Anının ikimizi susturan cümlelerinden sonra bir tek ikimiz sığınıvermiştik sükunetin bağrına. Zira diğerlerinin umurunda bile değildi. Eskiye dönmeleri dakikalar sürmüştü. Peki ya biz? Şimdi biz nasıl eskiye dönecek? Söylenenler söylenmemiş, yapılanlar yapılmamış gibi davranabilecektik ki. Sanki kocaman bir uçurum açılmıştı aramızda. Garip hissettiren. Sen ne diyorsun Güneş? Diye soran Halim amcanın sesiyle döndü gözlerim ona. Çatılan kaşlarımla. Neye? Diye sordum. Zira o kadar dalmıştım ki onların ne konuştuklarını duyamamıştım. Diyorum ki yarın pikniğe çıkalım. Temiz hava alıp dağıtalım şu gerginliği aramızdan. Derin bir nefes alıp annemin gözlerinin içine baktım. Kafasını olumlu yönde salladığı vakit anına döndü gözlerim. Onun heyecanlı bakışlarını görür görmez gülümsedim istemsiz. Çok çalışmak zorunda kaldığı ve böyle şeylerde dinlenip tatil yapabildiği için kafamı olumlu yönde salladım. Halim amcanın gözlerinin içine bakarken. Peki ya sen Halim diyen Necmiye teyzeyle eğdim kafamı ve yeri izledim. Sinirliyken başkaydı ama artık onun gözlerinin içine bakmaktan bile çekiniyordum. Yarın işim var demesiyle bir yanım sevinirken bir yanım buruktu. Sahi gelmese benim yüzümden gelmediğini bilerek kötü hissedecek, gelirse de nasıl davranacağımı bile bilemeyecektim. Ne iş Ali Efendi? Senin bizim dükkandan başka çalıştığın bir yer mi var? Halim amcanın sorusuyla ellerimle oynamaya başladım. Öyle değil baba, özel. Ali, yarın hep beraber olacağız. Senin de yarın hiçbir özel işin yok. Güneşi de rahatsız edecek değilsin. İlk defa gitmiyoruz değil mi? Adamın anılmasıyla kaldırdım kafamı. Göz göze geldiğim Ali abinin ifadesiz gözlerinden çektim hızla gözlerimi ve oğluna bakan Halim amcaya baktım. Boğazımı temizleyip gözlerimi yere düşürür düşürmez konuşmaya başladım. Kimseden rahatsız olacak değilim. Kimsenin de yapmaya çalıştığı kahramanlığı ciddiye alacak da değilim. Bu saatten sonra bu konuda katiyen konuşmayacak, umursamayacağım bile. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Yani artık sadece eskisi gibi olalım istiyorum. Bundan böyle kimsenin beni korumasını da istemiyorum. Büyüdüm artık. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Kahramanlık diyerek gülen Ali abiyi umursamadan konuşan Halim amcaya döndüm. Güneş, yavrum istediğin gibi bunu dillendirmeyeceğiz fakat özür dileyerek kestim sözünü. Bana fakat deme Halim amca. Fakatlar yük olur yüreğime. Kaldıramam. Hem minik serçen değil miyim ben? Ardından sarı sarı koşunca sarı kızım dediğin. Yapma, yüreğime ağırlık koyma. Üzgün bakan gözlerini anlatmaya çalışırken derdimi. Ali abiyle evlensen ne olur? Hem kimsenin derdi de olmazsın. İyi olup olmadığını merak etmez de kimse. Evlenmediğin müddetçe rahatlayacak tek kişi sen iken evlendiğin takdirde burada bulunan herkesin içi rahat edecek. Abla sen evlenip dert olacağını düşünürken burada oturan herkes evlendiğinde rahatlayacak ve senin için endişelenmeyeceklerini biliyorlar. Her zaman yakınımızda olmak varken, ailemizden hiç ayrılmamak varken sen yük olacağını düşünüyorsun. Bunca yıl kimseye yük olmadın ki dedi Anıl. Dolan gözlerimle baktım kardeşimin gözlerinin içine. Aynı şey değil ki. Ben birinin mutluluğunu çalamam. Kafamı olumsuz yönde salladım. Kim demiş mutluluğunu çalacağını? Kimin mutluluğunu çalacaksın? Daha önce neden aklıma gelmedi? Oğluma eş olacak insanı neden uzakta arayıp da gözümün önündekini görmedim diye yakınırken kimin mutluluğunu çalacaksın? Halim gözleri parlaya parlaya açarken bu konuyu Anıl dille ikrar ederken annen senin kararına saygı duyarken kimin mutluluğuna zeval verecek acaba? Gelinim olup evime neşe katman? Duyduklarımla çaresizce baktım gözlerine Necmiye teyzenin. Biz ne zamandan beri bu konuları konuşur olmuştuk böyle? Daha düne kadar oğluna eş bakan, onu götürmek için türlü türlü bahaneler sayan kadın değil miydi karşımdaki bu kadın? Şimdi nasıl hemencecik kabullenebilmişti böyle bir şeyi? Necmiye teyze dedim çaresizce yapma dermiş gibi.
Kimsenin derdi seni üzmek değil ama hepimiz senin iyi olmandan başka bir şey istemiyoruz. Hem diye devam edecek olan annemin sözleri kesildi gözyaşlarımı görür görmez. Değdi gözlerim usulca sessiz kalıp onları izleyen göz göze geldiğim Ali abiye. Herkes senin hayatın hakkında, hayallerin hakkında konuşurken neden sessizsin sen? Neden onlara bu hayat benim iken benim yerime karar vermeniz niye diye sormuyorsun? Seni sakat bir kıza mecbur ederlerken neden kabulleniyorsun diye sordum kendine gelmesi için. Sustu bir süre. Yanaklarımdan aşağı akan gözyaşlarımı izleyip döndü tekrar gözlerime ve derin bir nefes alıp dik oturdu. Yaptığın tek şey bu dedi büyük bir ciddiyetle. Kaşlarım çatıldı. Ne demek istediğini anlamazken kafasını hafif sağa yatırdı. Yaptığın tek şey kendini eksik, yetersiz görmek. Onun bunun hayali vardı da senin sinende sakladığın bir hayalin yok muydu hiç? Senin gelecek için hiçbir arzun yok muydu? Tek benim mi hayallerim var? Bir tek benim mi hakkım? Sadece benim mi sıcak bir aile isteğim var? Sen hiç mi istemedin? Hepimizin göğsüne sığdı hayaller de bir sana mı uğramadı mutluluk hayali? Umutla seni sevebilecek bir adamın olabileceğini söylerken bir benim hayallerim mi dert oluyor sana? Haklısın. Seni anlamıyorum. Sertçe yutkunup çektim gözlerimi gözlerinden ve yeri izledim. Kaçma dedi usulca. Ben denedim çünkü. Olmuyor. Hatırlıyor musun diye sordu bana derin bir nefes alırken. Hani Davut amcanın üzüm bağları vardı bahçesinde. Çok güzel sarılmıştı dallara. Beraber yemiştik de karnımız ağrımış ardından bahçenin ortasında atmıştık kendimizi yere. Küçüktün tabii sen. Tam hatırlamıyorsun. 5 yaşında falandın o zamanlar ama konuşmayı çok severdin. Ali abi, baban sanırım annemi sevmiyor. Ama niye ki diye sormuştun ya dönüp. Omuz sikmiştim ben de. Ama annem onun kardeşiymiş. Bak Bülent amca seviyor annemi ama Halim amca sevmiyor demiştin. O zamanlar Anıl yeni doğmuştu. Ben kardeşimi çok seviyorum biliyor musun demiştin. Aklıma yarım yamalak gelen anılarla kafamı olumlu yönde salladım. Biraz daha konuştuktan sonra bana sen de benden nefret eder misin Ali abi diye sormuştun. Ben asla senden nefret etmeyeceğimi ve çok seveceğimi söylediğimde bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Diye sormasıyla yokladım hatırımı. Lakin hatırlayamadığım anı ile kafamı olumsuz yönde salladım. Bana beni babamın annemi sevdiği gibi mi seviyorsun? Öyle sevsene beni. Baba anneme hiç küsmüyor çünkü. Sen de benimle hiç küsmezsin. Söz ver demiştin. Ve ben o gün sana söz vermiştim. Öylece baktım gözlerin içine. Unutmuştum verdiğim sözü biliyor musun? Ta ki bir gece boyunca seninle olan geçmişimi düşününe kadar. Güneş, ben verdiğim sözleri tutarım biliyorsun değil mi? Sorusuyla kaçırdım gözlerimi ve yeri izledim. Ne söylersem söyleyeyim, etki etmeyeceğini anlamıştım zira. Yoruldum dedim. Hepsine tek tek bakarken. Gerçekten çok yoruldum. Gözlerimin içine hüzünle baktı annem. Ben de çok yoruldum. İkinize de yetmeye çalışıp yetememekten, bir türlü sizleri mutlu edememekten, sizleri yormaktan çok yoruldum. Yüreğime saplanan yorgun sözleriyle içim acıdı. Özür dilerim dedim anneme. Zira olan bunca şeyin sadece beni değil onu da üzdüğünün farkındaydım. Ama elimden başka bir şey gelmiyordu, ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Allah'ım dedim içimden, bana yol göster. Yalvarırım bana yol göster. Sonra bir ayet can buldu yüreğimde, şifa oldu sanki derdime. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Bakara 186. Bileme dedi annem. Sadece artık yalnız kendini düşün. Kendin için endişelen ve üzül. Gözlerinde gördüğüm yorgunluk acıtırken içimi. Neyse canım güneşin üstüne gitmeyin bu kadar. Kız evi naz evi sonuçta. Ali de biraz sürünsün değil mi? Kim kime kolay kız verir. Hem ben sizin tarafınızdayım demesiyle ağlanacak halime gülmek istedim. Anının ona takılmasıyla hemencecik çocuklaşıp onunla konuşan Halim amca ile annemi teselli eden Necmiye teyzeye baktım. Bir anda yanında durduğum koltuğun üzerinde benden biraz uzakta duran birinin varlığı ile oraya döndü gözlerim. Ali abi oturmuş bana bakıyordu. Çektim gözlerim hızla ondan ve yere odaklandım. Bana da zor geliyor biliyor musun? Duyduklarım ile çatıldı kaşlarım. O vakit karşı çıksaydın ya. Demek istesem de sustum. Çokça korkuyorum da ya yapamaz, iyi davranamaz da üzersem seni. Sonuçta evlilik bu. Ya sevdiremezsem sana kendimi. Aslında alıştırmıştım biliyor musun kendimi? Artık gönlüme girmese de biriyle evlenmeye. Ama sen sertçe yutkundu. Hem senin olman hem de kalbinin dolu olması ikisinin de beni çok zorlayıp yoracağını biliyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum be sarı civciv. Bir yerde yetim ve kalbi dolu bir kadın varken onu üzmenin
vebaliyle nasıl başa çıkarım diye düşünmekten uykularım kaçıyor. Sahi sen kendini kötülüyorsun da benden sana iyi bir eş olur mu acaba? Baktım gözlerinin içine hayretle. Ya sana iyi bir eş olamazsam, ya o umut ettiğin eş olamazsam, ya kırar üzersem seni, sahi ben bu vebal ile nasıl çıkarım Allah'ın karşısına? Asabi adamım ben. Arada kendi kendime bile celallenirim. Sonra çorabımın tekini bile bulamam. Annemi de çok bıktırırım kendimden. Çekilmez bir adamım ya. Sıkarsam seni, yanlış bir şey yaparsam. Sözleri üzerine Ali abi dedim hayrette. Güldü üzgünce. Bir de bu var tabii. Ali abi kafasını olumlu yönde sallayıp eğdi. Senden rica ediyorum. Bir de abi diyerek daha fazla yorma beni. Ben senin abin olmayı bıraktım sarı civciv. Sen de azat et artık. Daha fazla konuşmak istemedim. Zira ne söylersem söyleyeyim o kadar ciddiydi ki geri adım atmıyordu. Diğerlerinin de söylediklerimi umursadığı yoktu. Bu yüzden de cevap vermeden çektim gözlerimi gözlerinden ve derin bir nefes aldım. Uyumanın beni biraz olsun bu durumlardan uzak tutacağını bildiğimden ve çok yorgun hissettiğimden ona arkamı dönüp bizimkilerden izin istedim ve odama gittim. Ben yatsı namazını kılar kılmaz odama gelen ve yatağa yatmamda bana yardım edip alnımdan öptükten sonra lambayı kapatıp çıkan annem ile sertçe yutkundum ve sanki bunu bilmiyormuşçasına ağlamaya başladım. Sesimin duyulmasını istemediğim için sağ elimle ağzımı kapatıp rahatlamak istercesine ağladım. Dilimde dua gözlerimden yaşlar akarken uykuya daldım. Sabah beni namaza uyandıran annem ile uyandım ve onun yardım ile tekerlekli sandalyeme binip giyindikten sonra abdest almaya gittik. Abdest alıp namaz kılar kılmaz açtım ellerimi alemlerin Rabbi olan Allah'a ve yardım dilendim. Derdimi anlattım uzun uzun. İçim rahatlayınca da odamdan çıkıp bugünkü piknik için şimdiden hazırlık yapan annemin yanına gittim. Bir yandan hazır olan kahvaltı, bir yandan da çırptığı kek hamuru kolay gelsin dedim gülümserken. Bana doğru dönüp gülümsedi kocaman ve karşılık verip hemen kahvaltıya çevirdi yönümü. Ben kahvaltıya geçer geçmez bugün izinli olan Anıl da rahat rahat oturdu yanıma ve annemi de zorla oturtup güzel güzel doyurduk karnımızı. Eskilerden ve normal hayattan konuşan ailem ile gülümseyip katıldım onlara mutlulukla. Ardından da her tatil zamanında anneme sarılan ve ondan kopamayan Anıl anneme yardım ederken çıktım mutfaktan ve odamdan kitabımı alıp salona geçince okumaya başladım. Nasıl daldım bilmem. Bir anda çalan kapıyla irkildim. Annemler işe dalmış olacak ki bir hareketlilik olmayınca kapıya doğru ilerleyip açtım. Bir anda karşımda gördüğüm Zeynep ile şaşırdım. Lakin hemencecik toparladım kendimi ve sertçe yutkunup hoş geldin dedim. Hoş gördük güneş kuşum. Gülümseyerek bana sarılan Zeynep ile sıkıca sarıldım ona. Duydum haberleri güneş kuşum. Kaçışın yok. Sen ne yere bakan yürek yakansın öyle. Kaşlarım çatılırken konuşmama bile izin vermeden tekerlekli sandalyemi koltuklara doğru sürüp karşıma oturdu. Anlat bakalım Ali ile ne iş? Ne iş? Ali ile sen diyorum. Ne olmuş Ali abiyle bana? Benimle dalga mı geçiyorsun güneş kuşum? Herkesin dilindesiniz zaten. Ne dili? Ne oluyor? Diye sordum kaşlarım çatık. Ali sana talip olmuş. Millet kardeş ayağına yatmış Ali diyerek takılıyor ya. Babamlar ise çok sevindi. Ne şaşırıyorsun kız? Halim amca da diyormuş herkese güneş benim gelinim sayılır diye. Hakkında kötü tek bir söz duyarsam fena olur falan da demiş ama niye öyle bir şey söylemiş anlamadık. Duyduklarımla kas katı kesildim. Başka ne söylemiş diye sordum. Ali'nin gönlü sendeymiş. Senin de gönlün onda. Yakında evlenecekler dedi. Ha bir de genç bir adam ve genç bir kadın hakkında konuşmanın vebalini almak isteyen varsa buyursun. Lakin şunu bilsinler ki hakkımız helal değildir demiş. Ardından neşelendi tekrar. Sen ve Ali ne zamandan beri seviyorsunuz birbirinizi? Diye sormasıyla sertçe yutkundum. Aşk olsun be güneş kuşum. Ben Tuna'yı sevdiğimi ilk sana söyledim. İstemeye geldiklerini de ilk sana söyledim. Hatta dün akşam nişanlandık gene sana geldim. Gerçi Tuna ile gelmeyince üzüldü ama Ali senin yanına gideceğini söyleyince yumuşadı. Bir ara omuzlarını sıvazladı imalı imalı. Git gör de için açılsın diye. Gülümseyerek söyledikleriyle sertçe yutkundum. Kalbimde hissettiğim sızı ile kendime kızdım. Ne oluyor Allah aşkına? Daha dün gece bunları duymak istemediğimi söylerken herkese dinlendirmeleri hakkımda konuşulmaması için miydi gerçekten? Tam ağzımı açıp olayların aslında ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatacakken mutfaktan çıkıp Zeynep'e selam veren annem ile sustum. Zeynep'e selam verdikten sonra odasına çekilen Anıl ile Zeynep'in yanına oturdu annem. Ne oluyor bakalım burada? Ne kaynatıyorsunuz? Diye sordu. Ne kaynatalım biz Yasemin teyze? Olaylar sizde valla. Sözleriyle çatıldı annemin kaşları. O ne demek öyle? Ali ile Güneş'i diyorum. Ne olmuş Ali ile Güneş'e? Ay analı kızlı tüm keyfimi kaçırdınız valla. Ali ile Güneş'in kara sevdasından bahsediyorum.
Kara Sevda mı? Diye sorduk annemle aynı anda. Necmiye teyze ve Halim amcanın oğlu Ali gelip de seni kıza talip olmadı mı Yasemin teyze? Sorusuyla kafamı olumlu yönde salladı annem. Onu diyorum işte, güldü annem. Sen onu diyorsun, ne yapalım be yavrum? Baktım geldi Ali yanıma. Güneş olmazsa olmaz, talibim kızına dedi. Yetmedi, benim kızdan az yapınca dedik ayırmayalım çifte kumruları. Şaşkınca baktım anneme. Ne diyorsun kadın sen diye sordum şaşkınca. Ne, yalan mı? Ali gelip de talibim kızına çok ciddiyim demedi mi? Sustum ve öylece baktım gözlerine. Vay be Ali'ye bak sen diyen Zeynep bile düştü omuzlarım. Ben bu insanlara ne söyleyecektim ki artık? İstemeye geldiler mi güneşi diye sordu. Zeynep heyecanla bizim kız hala naz yapıyor diyen annem ile dayanamadım ve şaşkınca baktım gözlerinin içine. İtiraz etmeye yeltendiğim sıra çalan kapı ile tekrar sarıldım suskunluğa. Gülerek kapıyı açmaya giden annem ile baktım benim için mutlu olan Zeynep'e. Hoş geldiniz diyen annem ile döndü gözlerim kapıya. İçeri ilk Necmiye teyze girip anneme sarıldı. Ardından Halim amca ve en sonda Ali abi. Aklıma dün gece ona abi demememi istemesi gelince çektim gözlerimi ondan ve sertçe yutkundum. Ne demekti ona abi dememek? Hazır mısınız bakalım diye sordu Halim amca neşeyle. Annem hazır olduğumuzu söyleyip eşyaları Ali abiye verdi arabaya yüklemesi için. Zeynep'e selam veren Necmiye teyze ile Halim amca da geldi yanımıza. Hoş geldin Zeynep kızım. Ona karşılık veren ve tebrik eden, sonra da Necmiye teyzeye ufak ufak ama herkesin anlayacağı imalarda bulunan Zeynep ile kıpkırmızı olduğuma emindim. Yukarıdan inen Anıl ile kalkmak için izin aldı Zeynep ve annemden ısrarlarına rağmen gitti. Annemin yardımıyla hazırlanıp arabaya bindik ve yola çıktık. Annemler gideceğimiz yere varana kadar konuştular ama ben sesimi bile çıkarmadan öylece oturdum. Gerçi ne yapacaktım ki? Halim amcaya kızmıyordum. Beni düşündüğünü bile bile nasıl kızardım? Aslında Ali abi dışında kimseye kızgın değildim. Ona kızgın olmamın nedenini bile bilmiyordum. Oysa ki o da beni düşünüyor, benim için yapıyordu. Bilmiyordum gerçekten neler olduğunu anlayamıyordum. Gözlerim akan yoldayken ne kadar dardım bilinmez sonunda piknik alanına geldiğimizde indik. İnmeme ve binmeme yardım ettiği gibi Anıl yardım etti. Herkese uzak olan bir banka geçtik. Bizimkiler bir yandan yerleşirken bir yandan da benim hiçbir şeye dokunmama izin vermezlerken ben de ayrıldım oradan ve çok uzaklaşmamaya söz verip çocukların gülerek oynadığı yere gittim. Beni göremiyor olsalar da çok uzak olmadığı için durdum. Tekerlekli sandalyemi ve çocukları izledim. 5 tane erkek çocuğu futbol oynuyor. Bir tane tatlama suratı asık kız çocuğu da bıkkınca elindeki bebekle taştan yapılmış kalede duruyordu. Kalesine doğru atılan topu tutmak yerine sadece izlemekle yetinen kız çocuğu dayanamamış olacak ki ''Ya abi ben ne zaman bebeğimle oynayacağım?'' diye sordu. Ona şaşkınca bakan çocuk ise ''Hafsa canım kardeşim ben seni o kaleye niye koydum?'' diye sordu. Bilmem dermişçesine omuz silken kız ile kaleye gelen topu ''Niye tutmuyorsun sen?'' diye sordu kızgınca. ''Bana ne? Ben bebeğimle oynayacağım. Seni de babama söyleyeceğim.'' diyerek koşan kız ile gülmemek için sıkıca tuttum kendimi. Kalecisiz bir futbol oynamak isteyen çocuklar dağılınca öylece kalan erkek çocuğuna baktım. Bir taşın üstünde üzgün üzgün oturması ile gülümseyerek gittim yanına. ''Merhaba çocuk.'' Sözlerim ile baktı gözlerimin içine. Kaşları çatıktı. ''Çocuk değilim ki ben. 9 yaşındayım.'' Sözleriyle güldüm. ''Peki öyle olsun genç adam.'' Büzlü dudaklarıyla o kadar tatlıydı ki siyah gözleri esmer teniyle çok uyumluydu. ''Adın ne senin?'' diye sordum. Derin bir nefes alıp bacaklarını karnında birleştirdi ve kollarını sardı. ''Enes benim adım. Enes ya senin?'' ''Benimki de Güneş. Memnun oldum.'' Karşılık verip gülümsemesiyle gülümsedim. ''Asma suratını. Gidip de seninle oynamak istemeyen kardeşin de zorla oynatırsan böyle olur.'' Omuz silkti. ''Onun arkadaşları yok ama kimse onunla oynamak istemiyor. O hasta. Ellerinde yaralar çıkıyor. Çocuklar da onunla oynamak istemiyor. Dalga geçiyor. Bu yüzden de o da çok ağlıyor. Ben onun da arkadaşı olsun istedim. Hem kalede kalırsa kimse onun elini görüp dalga geçmez.'' Duyduklarımla sertçe yutkundum. ''Sen kardeşin için mi oynuyordun?'' Kafasını olumlu yönde salladı. ''Ben futbol sevmem ki. Basketbol severim. Ama ben oynarsam Hafsa da oynamak ister. Bizimle oynadığı zaman diğerleri de onun elini görür ve dalga geçerler. Sonra Hafsa gene çok ağlamaya başlar. Neden onunla sadece sen oynamıyorsun Enes?'' Tekrar omuz sikti. ''Ben onun arkadaşı değil sadece ağabeymişim. O da arkadaşlarının olmasını istiyormuş.'' Üzgün üzgün söyledikleriyle güldü. ''Ben de hastayım biliyor musun?'' dedim. Kocaman açılan gözleriyle baştan aşağı sürdü. ''Ama senin yaraların yok ki.'' dedi. Gülümsedim kocaman. ''Yaralarım yok ama yürüyemiyorum. Bu yüzden benim de pek arkadaşım yok. Hatta küçükken hiç yoktu. Bu yüzden bugün kardeşinin arkadaşı ben olabilirim.'' dedim.
Gerçekten mi diye sordu siyah gözlerini kocaman açarak. Gerçekten, hadi koş dememle onaylayıp koştu hızla. Biraz sonra ağabeyiyle gelen Hafsa ile tanıştık ve başladık onun istediği oyunu, evcilik oyununu oynamaya. Ben onun komşusu, Enes onun büyük çocuğu, elindeki bebek de onun küçük bebeği olurken hep beraber oynadık. Misafir oldum evinde. Yemeğini yiyip çayını içtim. O kadar güzeldi ki kahkahalarla oynamış, küçüklüğüme dönmüştüm sanki. Hele de Hafsa'nın komşu komşu gel de yemek yapayım sana, parmaklarını ye demesiyle öyle bir kahkaha atmıştım ki ben bile şaşırmıştım kendime. Sanki birkaç gündür süren hüznümden sonra bir hediye olmuştu bana. Yanaklarımı sevip bana canım komşum sen de olmazsan kimse uğramayacak evime demesiyle gülümsedim. Sen de olmazsan kimse çağırmayacak evine dedim burnuna bir öpücük kondururken. Ne kadar daldım bilmem. Allah keyfinizi artırsın diyen annem ile döndüm ona gülümseyerek. Ben de nerede kaldı bu kız diyordum. Meğerse küçülmüş de oyunda dalmış. Omuz silktim. Bitti mi hazırlığınız diye sordum. Mangal yakıldı, sofra bile hazırlandı. Hadi gidelim diyen annem ile gözlerim anneleri çağırır çağırmaz bana veda eden küçük arkadaşıma dönünce ben de el salladım onlara. Sonra da annemlerle beraber bizimkilerin yanına dönüp hazır olan sofraya oturdum. Hepimiz beraber yemeye başlarken o kadar mutlu olmuştum ki gülümsemeden duramıyordum. Hayrola minik serçem yüzünde güller açıyor diyen Halim amcaya baktım. Mutluyum çünkü yüzünü güldüren şeyi merak ettim doğrusu diyen Necmiye teyzeyle gülerek baktım anneme. İki ismi var mutluluğumun. Biri Enes, biri de Hafsa. Anlamadığı belli olan Necmiye teyzeyle arkadaşlarım dedim. Her neyse bu arada her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık dedim gülümsemeye devam ederken. Herkes sohbete dalmışken ben gülümsemeden edemiyor. Arada etrafıma bakıyordum. Onları tekrar görebilme umuduyla. Zira öyle tatlı birer arkadaşlardı ve öyle iyi gelmişlerdi ki bana. Sanki bunca şeyin içinde bile Rabbim benden hayırlısını isteyip ardından ben sana hayırlısını nasip edince ağlama. İstersem seni iki küçük çocukla bile mutlu ederim diyormuş gibiydi. Çaresizmiş gibi hissetsem bile şunu unutma ki Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıkaran, Musa'ya Kızıldeniz'i yaran, Yunus'u balığın karnından sapasağlam çıkaran o Rab senin de Rabbindir. O vakit sen de tevekkül et. Rabbinden hayırlısını istedikten sonra ağlama dermiş gibiydi. Sonra bir ayet can buldu yüreğime. Liman oldu çaresiz kalbime. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. Duha 4-5. Kafamı kaldırdım, gökyüzüne baktım. Gülümserken kocaman. Şu koca gökyüzünün sahibi benim Rabbim. Ardından ağaçlık alana doğru baktım. Bu dünya içinde bulunan her şeyin sahibi benim Rabbim. Gülerek baktım toprağa. Hazreti İbrahim'in Rabbi, benim de Rabbim. Hem şu küçücük taşın hem de canlı karıncanın Rabbi de benim Rabbim. Ardından kocaman güldüm. Gözlerim doldu. Sahi kainatın sultanı Hazreti Muhammed'in Rabbi. Benim de Rabbim. Beni benden çok seven ve düşünen Rabbim varken neden bu hüznüm? Çok cahilim ben diye fısıldamaya devam ettim. Sadece benim duyabileceğim tonda. O kadar acizim ki ya Rab, senin gördüğünü, bildiğini, işittiğini ve biz nefsimize zulmederken bile yardım ettiğini bile bile. Vedud olduğunu bile bile. Hüzne bulanacak kadar acizim. Sen insanlığıma ver ya Rab. Gençliğime, acizliğime ver. Ve affet şu günahkar kulunu. Sen varsan gam yok. Sen varsan umut var. Sen beni affet ya Rab. Ey affetmeyi seven ve çokça affeden Rabbim. Affet beni. Estağfirullah. 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 Ardından yanaklarımdan akan gözyaşlarımla birlikte fısıldadım gülerek konuşan aileme bakarken. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Şuara 7-8. Göz göze geldiğim Ali abiyle derin bir nefes aldım. Yüzümdeki gülüşüm solmadı. Aklıma gelen Enes ile gülümsedim. Zira yıllardır Hafsa'ydım ben ve yıllardır yanımdaydı Enes. Gözlerimle teşekkür ediyordum ona yıllardır yaptıklarını. Şimdi anlıyordum ki nasıl yük olmamışsa Hafsa Enes'e bilakis varlığı güç veriyor ve mutlu olması adına çırpınıyorsa ben de öyleydim Ali abi için. Sahi bu dünyada bana annem ve anından sonra en çok değer veren ve kollayan kim diye sorsalar onun adını verirdim şüphesiz. Küçükken de hep yanı başımda olurdu, korurdu. Evlenip de benden uzaklaşmasından korktuğum Ali abiydi o. Ya biriyle evlendiğinde başım sıkışır da ona gidemezsem diye düşündüğüm adamdı o. Sahi ondan başka kime güvenecektim? Sahi o değil miydi hayırlısını isterken böyle bir niyetle karşıma çıkan? Belki seveceğim adamla tanışacağım bu akşam dediğimde ortaya çıkan? Rabbim de mi emanet etmişti beni ona? Bizimkilerin de ettiği gibi yoksa bu yüzden mi sevdirmemişti hiçbir kadın ona?
Güneş, yavrum, neden ağlıyorsun sen diye soran annem ile çektim gözlerimi. Ondan ve anneme baktım. Gülümsemeye devam ediyordum. Gözlerimden akan yaşları umursamadan. Sahi anne dedim, yanaklarımdaki ıslaklığı silerken. Senin kızın ne zaman büyüyecek? Anlamadığı belli olan annem ile indirdim kafamı masaya ve derin bir nefes aldım. Sahi Rabbim, bu aciz kulun ne zaman tevekkül etmeyi öğrenecek? Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.